Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda 1 Ağustos ile 10 Ağustos tarihleri arasında neyi konuşuyoruz? Yengeç Burcu'nu konuşuyoruz. Yükselen Burcu Yengeç, Ay Burcu Yengeç, Güneş Burcu Yengeç olanlar. Hadi bakalım beni dinlemeye gelin. Evet, şimdi öncelikle arkadaşlar kanalımda fincan falından başlıyoruz. Fincan falından sonra astrolojik bilgiler veriyorum. Sonra da fincanımızın tabağındaki bilgilerle devam ediyoruz. Şimdi öncelikle yengeç burçları için 1 Ağustos ile 10 Ağustos tarihleri arasında bizi ne bekliyor? Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde buradan buraya kadar şöyle göstereyim size. Sıçradı. Yengeç burçlarını üzüntülü bir süreç bekliyor. Bir şeylere dolu üzülecekler. Canları sıkılacak arkadaşlar. Biraz gözyaşı yapma durumları var. Canları sıkılıp ağlayabilirler. Özellikle kadın yengeçlerde gözyaşı görüyorum. Şimdi yengeç burcunu erkeği ağlamaz mı diye konuşursak, yengeç burcu erkeği de dişil enerjiye sahiptir arkadaşlar. Onun açıklamasını şöyle yapayım size. Erkek olan yengeç burçları için söylüyorum. Yükseleni yengeç olanlar, ay burcu yengeç olanlar, erkek olanlardan bahsediyorum. Astrolojik olarak da yengecin yöneticisi aydır. Ay ne demektir? Anaç, anne, dişil enerji demektir. Genelde bunları da dişil enerji kapsıyor. Özellikle yengeç burcu olan erkeklerde de biraz kendi yapılarında daha böyle kendini sevmek, kendi konforlarına düşkün olmak gibi özellikler vardır. Bunlar da ağlayabilirler. Erkekler ağlamaz diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunlar da ağlayabilirler. Şimdi gördüğünüz gibi özellikle şunu göstermek istiyorum. Fincanın etrafında var gözyaşlarımız. Fincanın içinde de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gözyaşı yapıyorsunuz, üzüleceksiniz ve hatta kafanıza takılı kalacak bu konu. İçin için gözünüzün yaşınız böyle diyorsunuz ki ya ben yoruldum. Yoruldum artık diyorsunuz. Neyi yapmak istediğinizde yapamadıysanız yorulduğunuzu söylüyorsunuz. Hayatınızın içinde S harfi olan birininle ilgili sorunlar, sıkıntılar var. Bunlarla ilgili ismin içinde S harfi olan kişilerle ilgili kararlar alma durumunuz olabilir sevgili yengeçler. Olumlu olarak düşüneceğiniz çok konular var fakat tamamen siz üstünü örtmüşsünüz diyorsunuz ki hayır ben onları kabul etmiyorum, onları kabul etmiyorum, görmek istemiyorum deyip biraz da siz sevgili yengeç burçları sanki elim olumluları görmekten vazgeçip olumsuz tarafa stres daha fazla yapıyorsunuz. Sevgili yengeçler bence bazen bazı şeyleri akışa bırakmak gerekir. Size tavsiyem 1 Ağustos ile 10 Ağustos tarihlerinde bazı şeyleri akışa bıraksanız bu sizin için daha iyi olacak. Size daha güzel bir zaman ve hayat getirecek. Dua ediyorsunuz. Meditasyon dualarınız var. Dua da bir meditasyondur biliyorsunuz arkadaşlar. Dua etmeniz gerekiyor. Zihniniz çok yorgun gözüküyor. Bir de yengeç burçları için şunu söylemek istiyorum. Evlilik kararı alan bekarlar varsa aramızda evlilik kararı alma durumunuz var. Bay bayan hiç fark etmez. Güzel bir iletişim görüyorum burada. Bu 10 Ağustos 12 yani 10 Ağustos'tan sonra bir 15 Ağustos'a doğru da geçebilir. İşte geçmişten gelen bir teklif de olabilir. Yarım kalmıştır. Tamamlayamamışsınızdır. Tamamlanması gereken bir süreçte olabilir. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Merkür Retro'ya girdi. Merkür Retro'nun etkisini 1 Ağustos'tan itibaren başladı. Tam 5 Ağustos etkisini hissedeceğiz. Ve 31 Ağustos'a kadar Merkür Retro ile devam ediyor. Yarım kalan ilişkilerinizde bunu tamamlama süreciniz var. Evet sevgili yengeç burçlarım. Yani burada çok güzel size görüyorsunuz. Gelin ve damat var. Hadi bakalım sizin için tamamlanma süreci geldiyse yani siz bir yarım elmasınız. Diğer yarım elma da burada. Demek ki tam bir anlamıyla bütün elma konumuna gelmiş olabilirsiniz bu Merkür Retro'da. Evet arkadaşlar bunun haricinde şunu da söylemek istiyorum. 5 Ağustos'ta Merkür'ün tam durağan hali Merkür Retro hissediyoruz ama 5 Ağustos'ta yeni ay var. Yeni ay yani Aslan Burcu'nda bir yeni ayda gerçekleşecek. Geçmişten gelen yarım kalan işleriniz tamamlamakla ilgili, iş hayatıyla ilgili neler varsa bunlarla ilgili yeni bir başlangıç değil de hani yeni ayda iş hayatınızda yeni bir karar verebilirsiniz. İşte önceden yarım kalmıştır, işinizi tamamlayamamışsınızdır. Hem Merkür Retro
hem yeni ay yeni oluşumlar demektir. Yeni bir oluşum başlatabilirsiniz yarım kalan işlerinizle ilgili. Bunu da açıklayayım size. Şimdi onun haricinde arkadaşlar evliliğin haricinde fincanımızda başka neler görüyoruz yengeçler için? Para ile ilgili bu evlilik kararı ya da birliktelik kararı neyse arkadaşlar. İki tane ufak para ile ilgili sıkıntılarınız olacak sevgili yengeçler. Onun arkasından da böyle biraz sanki sizin bu kararlarınızı karşı çıkanlar olacak, sorun çıkartanlar olacak. İki grup ayrı ayrı sorun çıkartma durumları var ama siz çok özgüvenli bir şekilde diyorsunuz ki hayır bu benim kararım net diyorsunuz. Kendinizden eminsiniz. Kendinizden emin bir şekilde kendi hakkınızı savunuyorsunuz, koruyorsunuz. Para ile ilgili sorunlarla ilgili sizi tehdit edebilir. Ailenizle ilgili para konusunda sıkıntı çıkarabilirler bu iş olmasın diyerekten. Takılmayın, siz kendinize emin bir şekilde yolculuğunuza devam edeceksiniz. Birileri size yardım edecek. Akraba olmayıp, kan bağı olmayıp da arkadaşınız, dostunuz dediğiniz kişilerden destek alacaksınız bu kararlarınızla ilgili sevgili yengeçler. Aşk hayatı hızla gidiyor sevgili yengeçlerin, öyle gözüküyor şu anda. Evet yengeçler, zaten ev hayatı sizin için önemlidir. Konfor önemlidir. İstediğiniz güzel bir hayatı yaşamanıza niyet ediyorum sizin için. Şimdi onun haricinde sevgili yengeçlerin bu kararlardan sonra bu 1 Ağustos ile 10 Ağustos tarihleri arasında resmi evraklarla ilgili işleriniz var arkadaşlar. Resmi evraklar bu mahkeme olabilir, iş yeri müracaatı olabilir, resmi prosedürlerle ilgili işiniz var. Koşturmalarınız var, bir şeylerin takibini yapıyorsunuz. Düzenli takip yapın. Çünkü yapacağınız düzenli takip sonucunda da istediğiniz gerçekleşecek, istediğinize ulaşacaksınız. Sanki böyle etrafınızda siz bu işlerinizi düzenli takip ederken yaptığınız işten siz başarılı olacaksınız ama sanki hoşunuza gitmeyen bir insan da hayatınızın içinde ya çok başarılı, benim onunla işim olmaz artık, ben onun istediğim şekilde yol alamayayım deyip hayatınızdan bir kişi dışarı çıkabilir. Normal arkadaş ya da dostlarınızdan olabilir bu. Buna da takılmayın sevgili yengeçler. Bence de takılmayın. Yani güzel bir süreçtesiniz. Evet üzülüyorsunuz. Canınız sıkılacak birazcık hafta başında ama 1 Ağustos'tan itibaren 5 Ağustos'tan sonra her şey sizin için daha güzel bir olumlu olma noktasına geçiyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. 5 Ağustos'tan sonra yeni ay süreci var. Yeni ayda 5'inden 15'ine kadar sizin için, yani ben 1 ile 10 Ağustos tarihi arasında söylüyorum ama daha böyle geniş zamanı yayarak da bazen anlattıklarım oluyor, gördüklerim. Bir 5'inden 15'ine kadar güzel bir süreçte sizi bekliyor sevgili yengeçler. Şimdi arkadaşlar bunun haricinde şimdi bakalım astrolojik olarak, şimdi fincanımıza baktık, konuştuk. Şimdi astrolojik olaraktan ben nereden okuyacağım size? Bakın gösteriyorum şu anda size. Bilgisayarım açık gördüğünüz gibi. Ben şimdi size buradan yengeç burçlarını 1 Ağustos ile 10 Ağustos tarihleri arasında neler bekliyor? Burada size kısa bilgiler aktaracağım. Bakalım bu süreçte yengeç burçlarını astrolojik olarak öngörülerimizde neler varmış? Sevgili yengeçler, evet para evinizde çok şanslısınız, onu söyleyeyim. Aslan var para evinizde. Şans noktası da sizinle beraber. Para ile ilgili aldığınız kararlarda çok şanslı bir süreçten geçiyorsunuz, onu da söyleyeyim. Ama bir erkek var, bu dışarıdan bir erkek. Bu para ile ilgili sizi sanki bazı olumsuz düşüncelere atabilir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Para konusunda sanki sizi zarara sokabilir. Sevgili yengeçler, çok dışarıdaki bu para evinizle ilgili dışarıdan bir erkeğin ya da eril enerjisi yüksek birinin size müdahale etmesine izin vermeyin diyorum. Sizi biraz olumsuzluğa sürükleyecek bu kişi. Para evinizde bayanlarla ilgili olan görüşmeniz olumlu çıkmış. Gayet güzel çıkmış ama şuradaki dışarıdaki şu erkek beni rahatsız etti. Bununla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Bir de böyle bu erkekle ilgili karar vereceğin zaman biraz bence meditasyon yapıp ya da kalbinize sorun. Ben bunu bu şekilde bunun dediği kişiyle yapmalı mıyım diye sorduğunuz zaman size olumlu cevap gelecek. Çünkü kalbiniz ya da meditasyonunuz size bunu cevap veriyor. Kalbiniz cevap veriyor sevgili yengeçler. Yakınlarla ilgili görüşmeleriniz var ama bazı kişileri yakınlarınızdan istemiyorsunuz. Ailenizden biraz yakın akrabalardan uzak olduğunuzu görüyorum. Aileyle ilgili sevgili yengeçler bir şeylere çok canınız sıkılmış, darlanmışsınız. Aile ilgili, aile konuları, anne baba kardeş kimler varsa burada, atalarla ilgili yani yakın çevrenizde bunlarla ilgili sorun olduğunu görüyorum ve sanki bu süreçte
1 Ağustos ile 10 Ağustos tarihleri arasında çok böyle size iyi davranılmayacak gibi de gözüküyor. Çok da dikkate almayın bunları. Onların söylediği düşüncelerden biraz uzak kalsanız çok iyi kalıcı olacaksınız. Evet, aileniz size iyi değil bu süreçte ama dışarıdaki insanlarla çok güzel iletişimler olacak. Dışarıdaki insanlar deyince bir damat olabilir, dışarıdan akrabalar olabilir. Bunlarla sanki böyle çok iyi olacak ama şunu söylemek istiyorum. Ailenizin içinden değil dışarıdan olan bir erkek, eril enerjisi yüksek olan bir kişi sizinle ilgili olaraktan hem aileniz size karşı kışkırtıyor hem de sizinle ilgili olan konularda sanki sizin başarısız olmanızla ilgili, para konularında başarısız olmanızla ilgili sorunlar teşkil eden biri bu. Bu kişi ailenizi etkiliyor sevgili yengeçler. Çok dikkat edin buna. Evlilik hayatıyla ilgili bazı yengeç burçları, özellikle şunu söyleyeceğim size. Gizli enteresan şeylerle ilgili eşinizle, flörtünüzle, partnerinizle böyle sanki gizli enteresan bir şeyleri ortaya çıkartma durumunuz da var. Çok böyle değişik şeyler öğrenebilirsiniz. Böyle hani iyi gibi gözüken insanların sonra da gerçek yüzlerini görmüş olabilirsiniz. Bu süreçte bunu da yaşayacaksınız. Bunlar size böyle gizli çıkarttığınız ortaya bazı şeylerle ilgili biraz entrika çevirecek insanlar var etrafınızda. Ya siz yanlış anladınız, işte öyle değildi bu, böyle deyip kıvırmaya çalışanlar da var. Dikkat edin buna. Çok böyle işinizde ortaklıklı işlere çok uygun değilsiniz. Zirve noktasında hayalleriniz var ama 1 Ağustos ile 10 Ağustos tarihleriyle ilgili olarak da sizin yapmak istediğiniz işle ilgili harekete geçmeniz gerekiyor. Bir şey tutuyor size, özellikle aileniz içinden bir kişi tutuyor, yapma etme diyen noktalar var. Ama siz bunu ne olarak düşünüyorsanız iş olarak hayatınızda sizi şifalanmanızı etkileyecek bir noktaya da götürecek. Buna göre karar verin sevgili yengeç burçları. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili yengeçler. Aileyle ilgili gizli öğreneceğiniz şeylerle ilgili zihniniz orada, zaten şu anda zihninizin orada olduğunu görüyorum ama böyle bir karşıt düşünceniz var, acaba gerçekten olur mu dediğiniz bir noktadasınız. Bence zihniniz kararsızlık yaşatıyor size, buna da dikkat edin. Sevgili yengeçler, bir de parayla ilgili özellikle dışarıdan ani para konuları gündeme gelebilir. Para konularıyla size böyle sanki olumluymuş gibi bir şeyler anlatılabilir, dönüştürülebilir ama takılmayın. Sizin yapmanız gereken şu: kendinizi, kalbinizi dinleyin, iç sesinizi dinleyin. Yengeçler kendi iç seslerini dinlerseler çok daha iyi başarılı oluyorlar biraz bu hayatta. İç sesleri dediğim, meditasyon yaparaktan bolluk ve bereketime nasıl ulaşırım dediğiniz noktalarda, bunlarda başarılı olabilirsiniz. Fakat daha sonraları sizin bolluk ve bereketinizi aile köklerinden de alacağınızı görüyorum. Belki şu anda da aile köklerinizde bolluk ve bereketiniz var ama bunun sanki engellemek isteyen durumlar, olaylar da var. Bu da böyle gözüküyor. Evet sevgili yengeçler, astrolojik olaraktan bu kadar. Şimdi tabağımıza bir bakalım arkadaşlar. Tabağımıza baktığımız zaman arkadaşlar, göze ve nazara geliyorsunuz. Göz ve nazara enerjiniz var. Kafanız çok karışık, yine böyle iç duygunuz, ruhunuz, aile içi karışıklıklar var. Aile içi ters düşen düşünceler var burada. Dışarıdan görüşmeleriniz var. Aile dışı görüşmeler. Bir mal, tarla, toprak alımla ilgili olabilir. Gayrimenkulle ilgili olabilir. Temiz görüşmeler ama bunun biraz zamanı var, bekleyeceksiniz. İnsanlar konuşuyor. Almanız gereken mal, gayrimenkul neyse yaymayın. Enerjisini bozmayın. Çünkü buradaki insanların biraz enerjisi sıkıntılı. Bu konu dışarı çıkarsa sıkıntı yaratacaklar. Lütfen yapacağınız şeyi sır olarak saklayın. Dışarıdan da başka biri daha diyor ki, ya bunlar nasıl başarıyor? Ailenizi seyreden insanlar var. Aile kökleriyle ilgili olaraktan, aile içi başarılarınızla ilgili olaraktan dışarıdan biri de diyor ki, bunlar ne kadar sırlı, kapalı, gizli işler yapıyorlar diyerek de öyle de olmanız gerekiyor arkadaşlar. Nazara geliyorsunuz. Nazar enerjisi var. Özellikle ailenize ve size nazar enerjisi var. Aile içi başarılarınız biraz popüler olmuşsunuz. Gündeme gelmiş. Evet.
Sevgili yengeçler, şimdi bir dilek tutmanızı istiyorum. Bir niyet. Ben de şu anda kolektif enerjiye niyet ediyorum. Şu anda bu videomu seyreden tüm arkadaşların, yengeç burçlarının niyetlerini ederekten, niyetlerini neyse niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum diyorum. Bakalım dileğimiz, niyetimiz bize ne anlatıyor? Evet yengeçler. Ön planda bir olay var. Bunu şu anda attınız kenara, dediniz ki dursun. Buraya geçtiniz. En başa döndünüz. Aslında en sondaydı aklınız. En son sonuçtaydı. Başa geçtiniz. Başa dediniz ki bakın. Şöyle göstereyim size. Burada bir engeliniz var ama yolunuz açık. Engel var. Kenara koyuyorsunuz. Bir kişiyle görüştükten sonra bunu kenara koyuyorsunuz. Açık, ferah, güzel bir şekilde ilerliyor. Fakat tekrar görüşmeniz var. Tekrar görüşme yapıyorsunuz. İki tane engelle karşılaşacaksınız. Bu konuyla ilgili olarak ısrarcı olmanız lazım. Israrcı olmazsanız eğer dileğiniz biraz daha zaman olarak ötelenebilir. Bu konuda ısrarcı olun. Bu konuyla ilgili ısrarcı olursanız en sondaki düşünceniz, hayaliniz, niyetiniz neyse gerçekleştireceksiniz. Ama bu süreçte biraz sorunlar var. Bu sorunları aştığınız zaman bu zaten çok kolay bir şekilde gerçekleşecek, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herkese söylediklerimin şifa olmasına niyet ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, güzel yorumlar yapın. Yorumlarıyla ilgili olan, size uyan kısımları, enerjisi güzel, pozitif olanları sevgili aldım, kabul ettim deyin. Enerjinizi aktifleştirmeye niyet edin ve yazın. Sevgili aldım, kabul ettim. Yazın ki enerjiniz daha hızlı, daha güzel bir şekilde aktifleşsin. Şimdi tabağın harcını şunu da söylemek istiyorum. Burada aile kenarında sıkıntılı bir insan var. Sorunlu bir insan bu. Bir şey anlaşmak istiyor. Saçı şöyle ön tarafa gelmiş, böyle pürüz gibi şapkada kullanıyor olabilir. Zayıf bir insan bu. Bir şeyleri paylaşmayla ilgili olaylar dönüyor. Çok kenarda dikkat edin. Aile için mal paylaşımlarında sıkıntılı insanlar sizi farklı şekilde yönlendirebilir. Biraz önce de astrolojik olarak da anlattım. Onu dışarıdan bir erkek vardı. Bakın burada da çıkıyor bu. Dışarıdaki bu erkeğin sizi şu anda çok iyi, güzel yönlendiriyormuş gibi gözükebilir. Aile içi kargaşalıklara sebep olacak biri. Sevgili yengeçler, buna lütfen dikkat edin. Evet arkadaşlar, dediğim gibi güzel yorumlar yapmanıza niyet ediyorum. Uyumlu olanları sevgili aldım, kabul ettim deyin. Herkese şifa olmasına niyet ediyorum. Takipte kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.